Tekno Seyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, De her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız? Merhabalar herkese. Merhaba. Seni sormalı. Ben Anladım. de iyiyim Levent abi. E, 17-21 Nisan arasını konuşmak için toplandık. Gündem evet. numaramız da 16 oldu. 16. Evet, e, merakla beklenen Mayıs ayına doğru artık iyice yaklaştık. Kotalar için geri sayıyoruz artık. Ya işte bir değişiklik olacak Evet gibi. E, bakalım. Gerçi saat 12 değil de. 2'ye ee, kotasızlığın başlaması atıldı. Evet tabii şimdi ya ertesi gün işi gücü olanlar 2'de yatmış oluyor. Tabii. Ama download araçlarının zaman ayarı var. Onlar kıymete binecek. Evet. Bakalım bilgisayarlar açık açık bırakılacak. Ha, bir belki de o dönem biraz başlıyor. elektrik hmm. elektrik faturasını biraz etkiler belki ama zaten bırakıyorlardı. İndirebilen tabii ki ayın 20'li günlerine girdiğimizde bizim ofiste de şey başlıyor şimdi. Kota, kota ne zaman bitecek? Evet. Aynen. Şimdi ofise etkilemeyecek çünkü iş saatinde yani akşam evet. o saatte burada kimse olmuyor. Ben bazen oluyorum. Ee, yani bizim diğer iş yerlerinin de sorununu çözmüyor aslında bakarsan. Tabii kota yine bitecek. Evet. Sadece üçe düşmeyeceğiz. O yüzden Ama biraz hadi memnunum. neyse. Evet. Hadi evet. neyse yine bir şeydir, tabii, bir tabii. ilerlemedir. İlk başta bir damlaat çılgınlığı yaşanır. Sonra ıı, indirilecek bir Valla, şey kalmadı mı? Makul bir kullanıma dönülür inşallah zaten. İnşallah bunun hani testi mesti artık adam gibi yapılmıştır da sorunsuz bir şekilde geçilir artık ben oradayım. Artık Çünkü şöyle bir farklılık var abi. Ee, ben mesela Türknet'te tü, yaşıyorum bunu bizim Türksat'ta yaşıyorum kablo TV'de. Şu son 2-3 haftadır geceleri mutlaka sinyal kaybı var ve bunun cevabını şey olarak veriyorum. İyileştirme yapıyoruz. Hmm. Ve ben bunu tabii benim şimdi normal vatandaş bağırıyor çağırıyor da ben söylediğim zaman her yerden ses geliyor bizde de böyle bizde de böyle ülkenin çeşitli yerlerinden bir şeyler oluyor yani şu aralar. Ve yani arıza kaydı belki, bırakamıyorsun bile bununla ilgili. Belki gerçekten belki de bir iyileştirme evet. vardır. Belki de göreceğiz inşallah. Ee, hani hayra yor yoralım. Bir sorun yani kalkar demeyeyim de azalır belki. Evet şimdi başlamadan önce geçen haftanın gündeminden e, başlayacağım. Bir aral meselesi yaşadık geçen hafta. Ee, şöyle bu Kasım ayında sonuçlanan bu aralı da dahil olduğu böyle bir e-ticaret zincir, zincir mağazaların da dahil olduğu bir olay vardı. Neydi o? Rekabete aykırı. E, davranışlarda bulunduğundan şüphelenildi ve dava açıldı. Sonuçlandı. Fiyat sabitleme. Fiyat sabitleme evet. Eylemin adı dünyada da böyle. Fakat şöyle bir terslik Türkiye'de oldu. Türkiye'de böyle mi bilmiyorum. Şimdi geçen hafta ne oldu da bu olay evet etiklendi? şimdi Şöyle bir terslik oldu. Bu olay Kasım ayında büyük cezalarla sonuçlandı. Tamam. sonuçlandı ben konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Fakat bunun gerekçesi aylar sonra acıklandı. Tamam. Öyle böyle, bu süreç böyle. Böyleymiş evet zaten böyleymiş. E, fakat ne oldu biliyor musunuz? Bütün bu süreci biz mesela haber yaptık ama o kadar az ses getirdik ya yani zaten televizyonlarda falan bunları hiçbir zaman göremedik. Göremiyoruz, evet. Ama ilk defa bu açıkladınca e, açıklanınca bu konuşmalar böyle hani şurada o diyaloglar bizim aramızda geçse insanlar takibi bırakırlar. Öyle kötü konuşmalar geçiyor firmalar arasında. Yani bu magazinleştirildi. Delil olarak e, Evet. Şimdi gerekçeli karar açıklanınca deliller ortaya, ortaya dökülmüş çıktı. oldu. Ee, karşılıklı e-posta mesajları değil mi? Aynen. Onlar. Ve onlarda da bayağı magazinsel şeyler evet. vardı. Ha öyle olunca vatandaşa da <laughs> eğlence lazım. Her yerde yayıldı. Birçok insanın bundan sonra haberi oldu. Hmm. Ve şey dediler. Biz de onu geçen haftayı Siz, siz haber yapmıyorsunuz. Siz haber yap ya, Kardeşim benim Aral firmasıyla hiçbir ticari ilişkim yok. Bana 2017 yılında Aral'dan bir kere Aral'dan reklam reklam gelmiyor. Gelirse o şey ben oyun sitesi değilim diye zaten oyun firmaları da beni takmıyor. Hem Play Store hmm. oyun reklamı verirse o veriyor. Hmm. Araldan bana 40 yılda bir oyun geliyor. 2017 yılında bildiğim kadarıyla bir tane oyun var. 2016 yılında da 5 ya da 6'dır en fazla. O oyunu da istersem çarşıdan alırım yani. Hmm. Ben 50 dolarlık oyun için kimseyle bir ticari ilişki bilmem ne, <laughs> kurmama gerek yok. Razer incelemeleri yapıyoruz, Razer'la çalışıyoruz. Aralığın haberi bile olmuyor o incelemelerden. Ee, Xbox One yok zaten Tekno Seyir'de. Ben kendim, kendi cebimden harcayarak kendime satın aldım. Evimde var. Hı hı. Yurt dışından aldım. Ondan da Aralığın bir alakası yok. Benim bu firmayla hiçbir alakam yok. Yani bizim gıyabımızda, bizim yanıt hakkımız olmayan yerlerde bir ton laf ediliyor hakkımızda. Biraz kendilerine gelsinler. Bu davanın başladığında hı hı. daha dava değil araştırma başladığında rekabet kurumu 9-14 Mart 2015 Teknoseyir gündeminde yer aldığı bu kayıtlı hani girsinler baksınlar 9-14 Mart 2015'te konuşmuşuz soruşturma başladı evet. diye. Soruşturmanın tamamlanması 24-29 Ekim 2016 Teknoseyir'in gündeminde konuşulmuş. Cezalar açıklanması... 7 12 Kasım tarihli 2016 gündemde konuşulmuş bağlantılarını da verdik. Heh, ve Biz bunları konuşurken başkaları konuşuyor muydu? Hayır. Hodri meydan. Ee, yani lütfen yanıt hakkımız olmayan yerlerde sanki burada ortağımızmış, iş, iş arkadaşımızmış gibi her şeyi biliyormuş gibi iddialarda bulunuyorlar. Ayaklarına denk alsınlar. Hı hı. Bu kadar kolay değil bu işler. Benim yaptığım işlerin hepsi kayıtlı tarihleriyle hı hı girsinler yani Bir baksınlar. de ilginç bir nokta var. Benim çok garibime gidiyor. Bu soruşturmada bir sürü marka var. Evet. Nedense Kabak Aral'ın başına patladı. Hmm. En az cezayı alanlardan biri de Aral olmasına rağmen. Ya çünkü... Yani diğer firmalar gerçekten hani belki şey çalışma olabilecek firmalar hani aralarında insanların onlarla ilgili hiç kimse bir şey söylemiyor. Herkes Aral'a giydiriyor. Ben bunu hmm. anlamıyorum. Diğerleri de ceza almış ve daha fazla ceza almışlar. Evet. Biz bunların aldıkları cezaları falan gündemde konuştuk. Tek tek rakamlarını da söyledik. Şimdi tabii burada bir kaynak var diğerleri satıcılar. Evet. Dolayısıyla Aral diğerleriyle aynı durumda değil. Aralın durumu tamam. başka. Aral Doğru da başı Konuşmalara bakarsan satıcılar Aralı zorluyor. İşte tamam. Sen ya, müdahale daha et. Sen şey yap. bilmem ne? İşte tamam. Adam artık. demiş ki FIFA binm uyduruyorum şimdi. FIFA 96. E... 200 liraya satılacak demiş. Herkes he demiş. Anlaştık. Öyle Hı -hı. satacağız demişler. Sonra birisi 180 liraya satınca o hemen yetiştiriyor, koşturuyor, aralar Tabii. diyor ki bak o. anlaşmıştık. O ucuza satıyor. Git onun kulağını çek. falan filan. Bütün zaten yazışmaların özü bu. Filanca ucuza satıyor. Hı -hı. Hani böyle anlaşmıştık. Bir de şey var arada. Geri gönderirim ha bendeki Tabii. oyunları. Bunu halletmezsiniz bir diye. Bir de işte bunu komik şekillerde söylemişler. Yok işte vur şapla <laughs> indir bilmem ne falan. Bunlar magazin olunca insanların evet. hoşuna gitti mi artık komiğine mi gitti veya hiç böyle konuşulmuyor mu sanıyorlar. Yeah. Onlar da insanlar birbirleri yani arasında böyle ıı, konuşuyorlar zaten. Ya bu tabi rekabete aykırı tüketicinin tabii. zararına bir durum. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden şey açılıyor. Ama ha. Ayrıca şunu söyleyeyim, şu üzerimdeki pantolonda aynı olaylar yaşanmıyor mu? Kesinlikle. Şu gömlekte, tişörtte aynı şeyler yaşanmıyor mu? Kesinlikle yaşandığını ben kişisel deneyimimden biliyorum. Ama hani herkesin yapıyor olması doğru kılmaz. Değil tabii ki. Ama bu da bir piyasanın mekaniği var kardeşim. Hani... E... Şimdi dinliyordur belki beni bir arkadaşım, bir arkadaşım kişisel deneyimini anlatmıştı. Ee, yumurtanın mafyası var. <laughs> arkadaşın firmasını basıyorlar bir gün. Yumurta mafyası. Şimdi arkadaşın firması, bilişim firması. Ama isim, ismi işte şimdi değiştiriyorum isimleri falan. Pazar bilmem ne pazar hani hmm. teknoloji pazarı falan gibi bir isim. Yumurta mafyası adamların ofisini basıyor. Burası siz niye bizden almıyorsunuz? Hani hem pazarsınız. herkes alıyor siz niye almıyorsunuz diye adamların ofisini basıyorlar diyor. Bakıyorlar ki orada anakartlar var, serverlar var falan. Hmm. <laughs> yani böyle ha böyle olmaması lazım. Ya da herkesin bunu yapıyor olması haklı kılmaz ama böyle. Öyle. rekabet yani ee, bunun için var. Zaten evet. ihbar doğrultusunda araştırıyorlar, ediyorlar. Aslında sorulması gereken sorular başka. aynı şekilde ben şunu da söyleyeyim. Buradaki konu olan şeyler şu anda da devam ediyor. Emin ha, onu söyleyecektim ben de. Aynen başka devam kalemler. ediyorlar. Yani. Evet devam ediyor ama şu var. Niye hiç biz daha çok duymalıydık aslında bakarsan bu tip davaları? Duymuyoruz çünkü bu sektörde dava edilenler, edenler, o, bu konuşmaları geçenler birbirlerine o kadar muhtaçlar ve tekerler ki. Öyle. Birbirlerini yok edemezler zaten öyle bir şey yok. Şimdi asıl evet sorgulanması gereken şöyle bir şey var. Bütün Türkiye'de oyun dağıtıcılığı tek bir firmaya kalmış yani. durumda. Buna rakip olarak ya da alternatif olarak ortaya çıkan firmalar hayatta kalamadılar. Evet. Şimdi mesela gelişmiş ülkelerde böyle durumlar da soruşturuluyor. Hı hı. Niye senin hiç rakip firmaların bir sene dayanmadı ve evet. sen kaldın? Ha tamam şeyi takdir ediyorum. Bu adamların piyasaya girişi herhalde 95 falan. Çok eski. Elektronik artsla birlikte ee, bir iki biz bir bölümde göstermiştik bir iki World War 2 Fighters falan aral etiketli ilk Türkçe hmm. ambalajlı oyunları ee, çok eski, Okey. ama mesela Bilkom muydu yakın evet. zamanda girmeye çalıştı hmm, bir çır üç falan e, olay oldu olmadı 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 başka bir iki e, rakipleri daha vardı hep hmm. olmadı hatta işte bu IMC e Unkapanı piyasası hmm. bu konuya hani normalde CD sattıkları için yaptıkları için onlar oyunları da CD olarak görünce onlar bir biz de gireriz hani bizim işimiz bu CD işi falan diye heves ettiler hmm. girenler hep böyle bir iki oyun çıkartıldı çıkartıldı evet. kaldı bu ilginç bir durum ben benim özelde dikkatimi çeken bana ilginç gelen bir şey dijital yani ben en son ne zaman kutulu bir oyun aldım İki sene önce galiba hmm. o da şeydi yani dev indirim vardı da hani indirimin hatırına hmm. Collector's Edition falan gibi bir şey öyle 30-40 liraya satılıyordu. Onun hatırına enayilik hmm. edip aldım elimde olan oyunu. Ee, ama demek ki bu kutulu oyunun bu kadar dev bir şeyi var. Hala ciddiye alınacak böyle vay evet. filanca fiyatı düşürmüş o düşürmesin bilmem ne diye bir pazarı var. Bu hazır verilen cezalarda da şöyle ilginç bir detay öğrendim. Türkiye'de bazı şeyler çok acımasız. Hı hı. Hani firma tarafına çok acımasız. Bu bu cezalarda da şöyle bir şey varmış. Sen böyle bir ceza yedin mi? sırf o oyun cirosundan yemiyorsun cezayı. Evet, evet. Sen orada epilasyon cihazı falan satıyorsun. Tabii, Senin cironda evet, onlar da var ya. Girondan. Hepsinden yiyorsun şey hesaplanıyor tabii, tabii, tabii. cezan. Hmm. Sırf oyunlardan elde ettiğin kazancın cezası değil. O zaman büyük değil. ceza alan diğer firmalar ondan dolayı büyük i̇şinin, almış olabilir. İşinin ondan. büyüklüğünden, i̇şinin büyüklüğünden tamam. alıyor. Artık bir şey değişecek mi? Hayır. Daha dikkat. Hat onların hataları Main'den her şeyi yapaları. yazışmış Hı -hı. olmaları. Ondan sonra telefonda daha dikkatli olacak herhalde. Konuşur. Elde edildiğini merak eden de olabilir. Bu firmalardan ile alınmadı bunlar. Yok, İstiler, basıldılar, basıldılar, kopyalandı. Polis evet. Şeyleri bilgisayarlara evet. el koydu, evet. kopyalandı o, o şekilde, o şekilde, ele, o şekilde ele geçirildi. Dediği gibi interneti şimdi artık WhatsApp'tan ya da işte şifreli mesajlaşma yöntemleriyle işle devam, devam edecek. Ya bu bu iş modelinin bir geleceği yok. Yok. Artık işte oyun zaten bazı oyunun artık DVD'si bilmem nesi olmuyor. Hani oyunun Hı -hı. büyüklüğü e, dedik ya şey Blu-ray'e bile sığmıyor, sığmıyor oyunlar. Güncel baba oyunlar Blu-ray'e bile sığmıyor. Orada evet. E, bu şey dijitale dönüyor. Ama bak oradaki bu aralar niye bu kadar insanlar kızıyor? Şeyi bile onlardan bilindiği için. Mesela Steam fiyatları Steam arttı. Steam'in fiyatı evet. Hı. Nasıl artıyor? Çünkü bu adam distribütör sonuçta. Bu ana firmalarla konuşabiliyor. Yani şey diyebilir ben burada zarar ediyorum senin Steam fiyatının yüzünden diye de. Abi izleyicilerin veya kullanıcıların buna en iyi tepki koyma yöntemi almayacaksın. almayacaksın. Bunun başka yolu yok evet, yani. Evet kadar. Zaten öyle olacak. Zaten gidiş hattı, devletin dediği gibi o yönde. Yani bu Hı -hı. artık hani can çekişen bir sektör. Aslında bakarsan mesela bu Araluta firmasının şöyle bir durumu var. Dedik ya 1995 zaten hani daha önce ithalat firmasıydı işte adıydı. Laptop, şey tablet ha. satıyor adam 1995'te adam. başladılar hani 97'de artık bilmiyorum Hı -hı. oyun işine başladılar. Fakat şu anda 2017 yılında hala 97 yılında yaptıkları işin aynısını yapıyorlar. Bütün mesela kimse bize bir ton laflar eder sözlükçüler. Kimse aralı ithalatta iş yapmaz. Aralı asla para harcamaz. Harcarsa elektronik Arts'ın, işte Ubisoft'un falan harcayalım dediği parayı, verdiği parayı hı hı. harcar. Onun dışında cebinden 5 kuruş harcamaz yaptı bir artı değer de katma derdinde değildir. Hani oyun çıktı Ubisoft Ghost Recon çıktı tamam basına örneği varsa gönderelim. O da artık kod geliyor zaten CD disk bile gelmiyor. Her Ubisoft reklam verelim işte 1000 dolar harcayalım dediyse onu harcayalım. Odur yaptığı iş. Ama işte 2017 yılında 18-19 yılında bu şekilde iş yapmak da nasıl olacak? Şimdi bak insanlar dünya değişiyor işte. Artık Blizzard'ı bilmem ne bile Türkiye'yi biliyor. Hı hı. Türkiye'de etkinlik yapıyor, bir şey yapıyor. Yani kutu iletmek. Box forwarding denen bir iş modeli var. Tek yaptığın mallar geldi, mallar gitti. Hı hı. Lojistik aslında Lojistik. yaptığın iş. Kargo firmasının süslü süsün hı, hı O işte gelecekte nasıl gelecekte olabilecek mi? Evet. Bilmiyorum. Evet. Şu evet. an baktığın zaman mesela bu e-sporlar, şunlar, yine yarın yine şeyde Ülker da turnuvalar, bilmem evet, ne var. Bunları hep bambaşka insanlar yaptılar. E yani. tabii. Öyle ve dediğim gibi hani e, gittikçe artıyor. O iş modeli zaten evet. kutu oyunun çok bir anlamı yok. Hele yani bir de işte şu 1 Mayıs'tan sonra şeyler, e, kotalarda biraz işte rahatlama falan olunca iyice bir anlamı kalmayacak. Kutu oyunu vuracak. Şey hakikaten bir... E, Kota oyunların büyüklüğü insanlar için bir sınırdı hı hı. çünkü indiremiyorsun hani. Tabii. Kiminin interneti yavaş, kiminin kotası imkan vermiyor. Bizim bile başımızdaydı. Tabii canım. böyle bir şey. Ben şey istedim. Geçen senemiydi, ondan önceki senemiydi World of Tanks finali için Polonya'ya gitmiştim ya ben. Orada ben World of Tanksçılardan şey istedim. Ya bunun CD'si yok mu dedi. şey PlayStation. XBOX CD'si yok mu dedim. Anlamadılar bu ne diyor deli mi diye. Diyor ki adam ya bedava şeyden indir işte diyor marketten. Adam benim derdimi anlamıyor ki. Benim derdim şey. Ben indiremiyorum. 25 GB, 50 GB ayıramıyorum bu iş için. Neyse inşallah geride kalacak. Evet. Çok az zaman kaldı. Ya sonuçta bu hani biz şeyi tekrar biz özetleyelim. Bu Aral soruşturmasını veya rekabet soruşturmasını biz başından iki sonuna sene kadar... Önce. Evet bütün aşamalarıyla net bir şekilde evet, konuşmuşuz. Yani aynen. en son gerekçeli kararın açıklanmasıyla ortaya dökülen magazinel içeriği de biz yer vermedik. Anlam yani. vermedik yani. İşin acı tarafı hani şimdi yazı, bu ortaya koyduğumuz yazılı şeyler gibi yazısı olmadığı için söylemek istemiyordum ama o milletin gündemine gelen magazin kısmından da herkesten önce haberimiz vardı. Çünkü o rekabet grubunun sitesinde PDF dosyası olarak vardı. 53. sayfasından bu ne başlıyordu o kısımlar. Herkesten önce de baktık da ben açıkçası bir haber tamam bir firma bir herkes firmalar diğer bu zaten bu üzerimdeki pantolonda gömlekte de aynı şekilde işliyor. Öbür firma ana dağıtıcıya şarlıyor. Evet. Bu filanca indirmiş fiyatı ne biçim rezalet bilmem ne o da işte ona herhalde yükselt diyor falan filan. Kimsenin şey yapma şansı olmuyor. Ben işte karımdan fedakarlık edeceğim, ucuza satacağım deme hmm. şansı olmuyor. Hani ayrı bir etkinlikte bir gün şey konuşulabilir. Bilgisayar pazarı o ben karımdan fedakarlık edeceğim, ucuza satacağım zihniyetinden ötürü inanılmaz bir noktaya geldi. Evet. Evet. Kimse tabii müşteri kendi cebini düşünür. Ucuza satın almak ister. ...pazar mı batmış, firma mı batmış... ...o ilgilendirmez onu. Ama sonuçta şey, dönüp onu vuruyor. Vuruyor çünkü... ...geçmişte... ...şimdi zincir mağazalar var... ...toplama bilgisayar... ...eskisi kadar önemli bir kalem değil... İnsanlar kendi topluyorsa topluyor... ...çünkü hazır bir bilgisayar almak... ...daha ucuza geliyor. Evet. Büyük firmalar ucuza mal ettikleri için... ...toplama bilgisayardan ucuza... ...bir bilgisayar verebiliyorlar sana. Ama işte o toplama bilgisayarın altın zamanlarında 90'lı yıllarda falan e, tabii bir bilgisayarcı tırnak içinde. Enflasyonu vardı. Hı hı. Orada tamam herkes fiyatını istediği gibi belirliyordu. Yüz, i̇lk bir zamanlar bir alış fiyatının üzerine belli bir yüzde kar koyuyordun. Sonra o yüzdeler tutmamaya başladı. Yuvarlatma başladı. 95'e geliyorsa 100 lira yaz falan öyle oldu. E bu sektörü garip bir noktaya getirdi. Sonra işte zincir mağazalar gelince o bilgisayarcı esnafının hiçbir şey, zaten komik marjlarla bir iş yapmaya çalışıyorlardı. Hiçbir şansı kalmadı. Zincir mağaza kendi yüksek alım Hı -hı. gücüyle, yurtdışı bağlantısıyla falan geldi. Finans gücüyle evet. geldi. Değiştirdi pazarı. Ya. Bazen şey gereklidir. Biraz fiyatı korumak gereklidir ama Hani bir şey olması lazım. Ee, başka türlü olmuyor. Hani kazanamıyorsun olması lazım. Ya da belki e, emek yoğun işlerde olması lazım. Evet. Burada çok fazla mal geldi, rafa kondu, satıldı işi var. Doğru. Evet. evet, gündeme dönelim. Ben şeye daha çok şaşırdım. Son olarak Duran. Söyle. Tam iki yıl olmuş i̇ki bu yıl konu oldu. başlayalı. Ona daha çok şaşırdım. Değil mi? Ya abi bir, bir, yandan hani bunun bir dallanan konusu da aslında şimdi uzattık ama yani şu internetteki ne denir? Fütursuzca bir yazı yazma alışkanlığını insanların vazgeçmesi lazım. Önünü arkasını bilmeden. Cevap hakkı yani, tanımadan. Hiçbir zaman olmayacak bir şey. Yani olmayacak bir şey evet ama yani en azından hani bizim izleyici kitlemizin buna biraz dikkat etmesi lazım yani. Ya etmeyecek canım. O şey daha iyi. Sözlükte linç Hani linç, linç yani online linç Bu oluyorsun dünyanın yani. E, Tabii dünyanın sorunu. Evet ben bir şey demiyorum. Bize özgü Türkiye'ye özgü bir şey değil de hani ya bir durun ya şu adamlar ne diyecekler vesaire. Bir, bir durmak lazım önce. Hemen gaza gelip de Allah ne verdiyse yazmamak lazım. Olsun artık. Ne Yapacak yapayım. bir şey yok. Evet. Bu işi yani böyle bir insanlarla ilişkisi olan bir şey yapıyorsan Aynen öyle. Artık ya, kabullenmişsin. Tabii ki, tabii ki. Hani tabii, tabii, öyle tabii. bir şey yok da kabullenmişsin gözüyle bakılıyor. Aynen öyle. Hadi hadi teknoloji olsun gündem konusu. Facebook F8 etkinliği. Şimdi Facebook da artık öyle bir noktaya gelmiş ki şimdi Facebook dediğin zaman sosyal işte girdiğin insanların evet. profiline baktığın şey adam her başka her şey yapmaya başlamış. Evet. Ee, şöyle hızlıca geçeceğim. Bazıları hatta bizi bilir hani aslında tam olarak hedeflemiyor. Şimdi öncelik işeden başlayalım. Facebook bu workplace diye bir hizmeti var onun, hani iş yerleri için Facebook desek yanlış evet. mı olur? Tam önce konuşmuştuk. Ee, evet. Gündemde. Onun premium özelliklerini Eylül ayına kadar ücretsiz sunacak ki hani biraz da insanları alıştırmak herhalde buradaki maksat. Sonra yani çıkamıyorsunuz. Ücretsiz sonra <laughs> var zaten. Bazı ek <laughs> özellikleri var premium hesap açarsan. Onu şu ana kadar işte Eylül ayına kadar ücretsiz veriyormuş. Ya o en güzel taktik evet. çünkü şimdi Spotify Heh. giriyorsun deneme meneme ya da özel <laughs> indirim <laughs> 1 dolar 1 lira falan giriyorsun e, giriyorsun kendine güzel playlistler yapıyorsun bir şey yapıyorsun tadını alıyorsun ya da mesela Netflix aynı şekilde kendine güzel listeler falan yapıyorsun. E ondan sonra kapama zamanı geldi hani para aylık para vermek istemiyorsun. E kendini çok bağlamışsın, angaja olmuşsun bütün hani işte Hadi diyorsun kalsın Hizmeti veren açısından da güzel bir yöntem e Akıllıca canım e çünkü, ilk doz bedava evet, Kullanıcıya gösteriyorsun bak bu güzel bir şey işine evet. yarar diyeyim evet. Mesela e, kulağa duymayanlara Deri üzerinden bilgi aktaracak Teknoloji gör, geliştiriyorlarmış Deriye verdiği sinyali bir kelimelerle hmm. Eşleştirecek o kişi Bu sayede e, anlamaya başlayacak Aslında ona tam duymak denemez hmm. ama Anlamaya başlayacak işte kelimeleri bunun üstünde çalışıyorlarmış. Düşünerek yazı yazma teknolojisi dakikada evet. şu an 8 kelime yazabiliyorlarmış. Hedef dakikada 100. Yani fiziki fizikselden de daha hızlı daha yazmak. Yani sadece insanlara yardımcı olmanın ötesinde. Ya ben onu izledim. İşte bu Mark Zuckerberg'in yorumları. Tamam, adam şey diyor ya, bizim diyor düşünme hızımız yüksek ama konuşma hızımız ya da işte yazı yazma hızımız düşük. Doğru. O düşündüklerimizi aktaramıyoruz. Hani onu teknolojiyle aşalım da. Ya açıkçası hani ne ne çıkacak? Hani herkesin beyninde böyle inanılmaz fikir şelaleleri akıyor da konuşma hızı yetmiyor. Ben yani bilmiyorum ne ne çıkacak? Ya da az ben önce hep... konuştuk. Konuşma zorluğumuz, halimiz buysa bir de hani Heh. hepsi çıksa ne olacak? Dökülecek ortalara değil mi? Yani... Ben bu fake klavye tartışmalarında evet. da ne hızlı yazılıyor. Yani Aa, bu... ne oldu? Hangi uzaya gidemiyorduk Ama da fake klavye mi gittik? Stephen Hawking'in çok hoşuna gidecek bir e, tabii teknoloji şimdi yani. E şimdi o o okay. Hani yıllar önce OCZ'nin işte beyin gücüyle oyun yönetme teknolojisi evet. vardı. <laughs> ben onu denemiştim. Ben onu hatta Bilim ve Teknik dergisinde ne mi ne yazmıştım hmm. ben onun şeyini. Arkadaşımız Levent Başkan'ın yazısına falan konuk olmuştum. Yani bir şeye benzemiyordu. Ha dedik tek anlamlı şeyi engelli birinin işine yarıyorsa, hani şey olarak değil, oyunda ateş etme olarak değil, o onu başka bir şeye de bağlayabilir. Uh -huh. Eyvallah demiştik. Bu da aynı şekilde, o şekilde çok anlamlı olur, çok hmm. iyi olur ama hani. Ya biz işte süper hızlı düşünüyoruz da ağzımız o hıza yetişemiyor. Ya geçelim bir yol kardeşim onu. Orada bir cümle terzan şey diyorlar. Şimdi kafanızdaki her cümleyi de her düşünceyi de işte şey yapmayacağız. Ya söylemiyorsun. Evet söylemeyecekmiş. Onu nasıl yapıyorlar artık bilmiyorum ama bakalım. ben sonuçta büyük firmalar bu tür şeylere araştırma kaynağı ayırıp günün sonunda işte bir, bir patentli vesaire bir şey çıkarabilirler. Evet. evet. Facebook'ta çok para var. Yani. Aynen. Bunu böyle bir şeye doğrudan hani birebir kazanç sağlamayacak bir şeye kanalize edebilir. Ha, olsa bu kötü olmaz tabii. Şimdi canım. mesela tabii. biz diyoruz ki, şeyde televizyonda bir şey yazmak acayip zor. Kumandadan uzaktan kumandadan yazı yazıyorsun. Acayip zor. Gamepad'den bir şey yazmak zor. E tamam hani ne, bir şey aratacağım ya filanca filmi aratacağım işte. Şimdi onu sesle söyleyebiliyorum. Hmm. E daha şeyi işte düşüneyim Breaking Bad diye yazsın oraya tık diye. Olsa tamam niye itiraz edelim ama. Bakalım nasıl. Evet. Bu işlerin başında duran Olacak. elemanı da Facebook, Darpa'dan eski oranın yöneticisi. Yani Robotik yani şey. Bayağı devletin evet. şeylerinden, imkanlarından falan zamanında yararlanmış. Şimdi Facebook kapmış demek ki. Yine aynı şekilde bak kamera uygulamasında yine yapay zekayı kullanarak şeyi başarmışlar. Ya bu adam kim? Arka plan neresi? Onu ayır ediyor ve arka planı real time yapabiliyorsun mesela. Evet. Aire efektlerini saymıyorum. Bu biraz daha hani şey. Şu an yaptığın zaman çekiyorsun. Sonradan efekt olarak arkası temizlenir mi? furu yapılır ya. Bu öyle değil. Tuttuğun anda arka fulu. Gerçek zaman. Evet, evet gerçek zaman. Onu da yapmışlar. Ee, bu önemli. VR deneyimi, biz bunun çok sıkıntısını yaşadık. Bu şey geldiğinde eee evet. Ak aktaramıyorsun evet. ne gördüğünü. Ne gördüğün şey çok harika bir şey. E, ama <laughs> ne? Evet. İşte. Allah sizi inandırsın. Süper. <laughs> evet. Şimdi onu yapmamak için VR deneyimini kayıt altına alabilecek teknolojiyi de geliştirdik diyor. Hatta şey mantıklı. Ben diyor artık sizin gördüğünden değil diyor. Oyunun motorundan diyor alacağım. Hmm. Şey o kaydı. E, güzel bir şey çünkü nihayet bir şeyler anlatabileceksin. Oradaki deneyimi birazcık gösterebileceksin. Karşı tarafta evet. da tabii bir yer olması lazım değil mi o zaman? Ya şöyle aslında çok da şart değil ama evet. O olduğu yani. zaman da çok daha güzel olacak. E, şu şunun için iyi. Mesela adam bunu pazarlamasını yapamıyor şu anda. Bir Doğru. tane gözlük nasıl bir deneyim yaşayacağım onu bir göster bakayım evet. hani. Ama yok. Az önce konuştuğumuz konu işte. Evet. Instagram e, offline olarak da kullanılabilecek. E, yani şu var. <laughs> Bunu da çünkü internet bu, bu acayip bilgi çekti. Evet. Bütün işte böyle gazetelerde falan internetsiz kullanılacak diyeceğim evet. ben tabi biraz güldüm ne fotoğrafları da kendim üretecek nasıl <laughs> Aslında olacak? Aslında fena fikir değilmiş ha. <laughs> <laughs> ee, şöyle keşleyecek. Sen, sen beğenmeye devam edeceksin. Metroya girdin internet yok beğenmeye devam edeceksin. Hatta yorum yazabileceksin. Hı. Sana chat diye bağlantı yok demeyecek çıktığın anda bağlantı geldiğinde <laughs> <de> yazacak. <laughs> evet. Güzel. Bu her uygulamaya gelecek ya son herhalde, zamanlarda herhalde. artık herkes bu yönde ilerliyor. Bir de biliyorsunuz interneti internetsiz bölgelere götürme projeleri var. Şimdi evet. onlara bir tane daha ekliyorlar. Tether Tena diye bir isim takmışlar. Helikopter aslında bu. 24 saate kadar havada kalabiliyor. İşte maksat şu bir yerde deprem oldu kesildi her şey. Oraya onu yolluyorsun. İnternet, bölgeye internet. Evet. Yani acil iletişim sorunlarını çözmek için dediğin gibi. hani bir Doğal afet evet. oldu. İnternet altyapısı çöktü. Hemen Hı. şeyle... Tweet atamıyoruz, evet. şey, evet. Instagram'a story koyamıyoruz, enkazın altında kaldık. Ee, Söyren 360 kamera sistemi. Şimdi bir yandan da VR geliştiriyorsun, ama onu çekebilen de bir şey lazım ki insanlar çekebilsinler, içerik oluşturabilsinler. Bu şeydeki gibi 4K televizyon herkesin evinde, 4K kameralar nerede? İşte ee, bu 360 zaten olan bir şeydi. Hatta bunun bir özelliği var. Facebook diyor ki ben diyor. Bu, bunu yaptığın planları budur. Al, ürünleştir Sen yap bu kamerayı. İçerik ee, istiyor çünkü. Evet, dediğin gibi. Sat, hani benim teknolojimi kullanarak sen bu kameradan yapıp satabiliyordun. Şimdi onu geliştirmişler. Ee, hatta muhtemelen Facebook da kendisi ondan yapacak. Ee, küçüğü var, büyüğü var. Sorun şu, 360 derece bir şey izlediğin zaman dönme tamam ama. Bir iletişim yok. Hani şu derinlikte sıkıntı var. Hala orası dümdüz böyle bir mekan aslında. Evet. Sen sadece şöyle bakıyor, bakıyorsun. Kürenin evet. içine sarılmış tekstür. Tam olarak o. İşte bunun özelliği artık bunun burada olduğunu ve onun de mesafesini de ölçüyor. Hmm. O yüzden ben artık ona yaklaşabiliyorum. Ee, hmm. Bu tip etkileşimi arttıran bir özelliği varmış. Bakalım. Ee, çıkarsa bir gün bakarız. Messenger'ı geliştirmeye devam ediyorlar. Bot ve uzantı desteği geldi. Yani. Ne bileyim. Uzantı dediğin eklenti herhalde. Eklenti pardon. Ee, şöyle e, seninle mesela konuşuyoruz bir şarkı hakkında. Ben şey yapabileceğim yani Spotify'dan sana hemen onun evet. içinden yollayabileceğim mp 3ü yollamak yerine. Ya bunu geçen sene de konuşmuşlardı ama bir o kadar hızlı hayata geçmedi bir şeyler. Evet, aynen öyle. Ee, ama işte şimdi yapıyorlar bu sefer. Messenger'i başka her şeye benzetecekler yani böyle. Telegram'da gibi. o özellikler gelişkin. Işte Adamların elinde WhatsApp da var. Messenger'ı bir şekilde farklılaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Onlardan birisi herhalde gidecek eninde sonunda. Herhalde, ama. herhalde. Ee, Intel, or geçeyim şey Facebook'u. Intel IDF etkinliklerini iptal ettiğini evet, açıkladı. Developer Forum, Intel'in. Facebook yaparken Intel iptal ediyor. Yıllık etkinliği. Çünkü Intel, e, Anantek'in bir yazarına açıklama yapmış. Diyor ki biz artık işlemci firması değiliz. Evet. Bilgi firmasıyız. Doğru. Bu Developer Forum da çok eee hardware'a dayalı bir etkinlikte hmm. artık gerek yok diyor. Biz onun yerine tek tek bağımsız etkinlikler düzenleyeceğiz diyor. Zaten bir önceki bu IDF'i hatırlarsanız bir gene gündemde konuşmuştuk. Çok alakasız şeyler vardı bu gene Facebook'unki gibi madde madde listelemiştik. Orada i̇şte, da işte drone'lar drone topla, drone vardı. Evet. Çok alakasız Internet konu başlıkları vardı. Böyle hiç gidemeden kısmet olmadı. <laughs> Yalan oldu IDF. Hep aynı adamlar gider. Yani şimdi. gene in şeyle işlemciyle ilgili falan herhalde bir anlatacaklar oldu. Şimdi yapacak etkinlik yapacak, yapacak işte. Zaten e işlemci Intel şeyi konuşmuyor ki. Hiç 6. Konuşmuyor nesil, artık. 7. nesil çıkıyor bunlar. Intel bunları kesinlikle konuşmuyor. Artık. Evet, evet. Öyle, öyle. diyorsun. 7 7 7 serisi, 7000. Doküman falan da yok. yok. Arayıp buluyorsun. Tabii tabii. Başka sitelerden okuyorsun falan. Artık işte değişik bir yola gidiyor tabii ki hayatta kalabilmek için. Öyle. Intel bile aslında hayatta kalma mücadelesinde. Öyle. Artık Qualcomm diye bir rakibi var. Hiç düşünülmediği hmm. halde. <laughs> o yüzden ha tam Intel'e bir şey olmaz. Olmaz tabii. Bin canım. tane başka teknolojisi var. Öyle. Yani IBM sonuçta bilgisayar üretmeyi bıraktı. Evet. Hiçbir şey olmadı. Intel de işlemci üretmeyi bile bırakır. Yine bir şey olmaz Intel'e. Tabii ki. Ama o noktada da değil tabii ki. Evet. Microsoft'un da bir projesi var. DNA'ya veri depolamaya çalışıyorlar. Evet. Devam edecekler. Geçen yıl size. bir 10 milyon suni DNA almışlar bir firmadan. Bu yıl bir daha alıyorlar. Hmm. Demek ki araştırmaya Hiç devam ediyorlar. De var. Murat ee, çok küçük bir yere çok yüksek miktarlarda veri depolayabiliyorsun. Ee, yani birkaç gram DNA işte 2000 hem dayanıklılığı fazla, 2000 yıl bunu depolayabiliyor. Oh. Hem de işte birkaç gram DNA'ya exabyte, zettabyte formatlı yani şeyinde miktarında veri depolayabileceğini tabi bunların hepsi teorik hmm. söylüyorlar. Ama şu an tabi iki tane çıkmazı var çok önemli. Bir kere çok yavaş. Yani 1 megabyte depolamayı şu an haftalar süresinde yapabiliyorsun. Çünkü onu bildiğin sentezlemen gerekiyor evet. herhalde bir şekilde. Artı çok pahalı. Hmm. Ama sonuçta araştırma bu. Günün birinde neden olmasın. Evet. Microsoft ajanda uygulaması to duyurdu. Ajanda yani işte yapılacaklar listesi. Evet. Ama bir şey geldi bir şey gitti. Ya Wunderlist. En iyi bu yapılacak listesi uygulaması belki de Wunderlist'ti. Microsoft onu satın almıştı. İşte onu buna to buna duyurup bir anlamda öldürüyor, evet. yani işte dönüştürüyor. Dönüştürüyor. Ama işte bir şey kazanırken bir şey gitti. Bu bir durum var. Preview. Çok lazım bir uygulama mıydı ya. Yani ne ben bileyim, bir alternatif bir sürü var yani. Var. Hepsi de birbirine çok yakın. Ben bunu kullanmıyordum ama ben böyle bir uygulama kullanıyorum. Şey, Tudo da Preview da şu anda hani çıkmış değil. Ama indirebiliyorsun. Hı. Şey tam hali ofise e de entegre çalışacak bunun. Yani ofis kullananlar o listelerden daha da fazla yararlanmaya başlayacaklar. Şu anda ofis 365'in çok ileri sürümlerinde preview çalışabiliyor bu hmm. versiyonu ama standart paketlerde çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Denedim çünkü. Ee, ama tek başına kullanıp deneyebilirsiniz. Çok basit bir uygulama zaten. Ya yani alt alta madde ekliyorsun evet. işte. Entegre olması artık ofis çok az hayatımda da ben eskiden Gmail'e entegre Remember the diye Hı -hı. bir şey kullanırdım. Çok iyiydi. Yani. Sağda bir sütun oluşturuyordu. Listen orada gözüküyordu. Ee, sonra o uyumamaya başladı. Çünkü Gmail de kendi içinde güncelleniyor. Sen webden bağlanıyorsun ama onun bir onun da bir sürümü var. Tabii. O sürüm değiştikçe Remember the çalışmamaya başladı. O onlar güncelledi, öbürleri güncelledi falan. En sonunda pes dedik. Çünkü doğru düzgün çalışmadığı için. Ama yıllarca kullanmıştım o sistemi. Ama ben Google Keep kullanıyorum. Orada liste de oluşturabiliyorsun böyle. Ne doğru. Tamam, belki yani. bunun gibi hatırlatıcı falan da ekleyebiliyorsun. Hani yapacaklarım şunlardı falan diye. Ya benim yani. kriterim şu. ben Eskiden bu işi Notepad'de dosya açarak hmm. yapardık. O hiçbir zaman bitmezdi o dosyalar. Benim için kriter telefonda, Android'de widget olması lazım. Bakınca hmm. listeyi görmem lazım. Oradan ekleyebilmem ya da o okeyleyebilmem. Hmm. Hani bu iş yapıldı Yapabilmem lazım. Hani e, var, bin tane uygulama var. Öyle bir şey kullanıyorum. Microsoft bundan sonra çık her yıl iki büyük e, Windows 10 ve Office 365 güncellemesi çıkaracağını duyurdu. Evet, zaman olarak e olmuyordu tam anlamıyla. Bir üç tane yaptılar bir sene, bir sene bir tane yaptılar. Şimdi diyorlar ki biz biz standlarda oturtacağız. Her sene iki tane mutlaka bekleyin. Bu da daha çok aslında kurumsal müşterileri ilgilendiren bir evet. şey. Biz hani yapıp geçiyoruz da yüzlerce Çok bir seri yapmak dert oluyor. Şimdi zamanlaması da belli işte. Martın sonu, Nisan başıyla Eylül, Eylül sonu, Ekim başı arasında bir yerlerde olacak. Aynı şekilde ofiste de yapacaklarmış. E artık Windows 10 bir güncelleme şeyinde bir yola girdi. Bir düzenli çıkıyor güncellemeleri falan. Bir programa oturdu. Evet. Bu arada çok büyük olay da olmuyor bak işte şey evet, çıktı olmuyor. Creator Update. E, pek konuşa neden yok. Hı -hı. Ee, Microsoft Windows Phone <laughs> dünyasını yine birazcık karıştırdı birbirine. Evet. Çünkü e, şimdi bu demin bahsettiğimiz işte Creator Update, yeni Windows Phone güncellemesi, bir sürü Windows Phone'a gelmiyor. Daha doğrusu şöyle e, Nokia telefonların Windows Phone'ların hiçbirine gelmiyor. Şimdi Microsoft da bir işte yok en iyi o donanım en iyi deneyimi sunmuyor müşterimize falan gibi klasik lafları söylüyor da kardeşim işte 15-20 var mesela şimdi Lumia 550'ye 650'ye geliyor güncelleme e 15-20'nin donanımı bunlardan daha yüksek evet. Palavra o, o kısmı Palavra hani daha fazla o kendilerinin olmayan telefonları yaşatmak istemiyorlar belli ki fakat hani ne şimdi en baba telefon destek destekledikleri 950 950 Excel. Zaten bir onu en son onları çıkartlar. Hmm. Onlar da bıraktı o işi. Yani daha da zaten bölünmüş, zaten gayet mutsuz bir pazarı daha da mutsuz etmeyi başardılar bu son güncellemeyle. Evet. Yani daha gidecek bir tarafı yok hani Windows'un çok mesajı almış olmak lazım artık yani. evet. Huawei'de şöyle bir sorun var. Biliyorsunuz P10'ları çıkardı biz de Hatta yerinde görmüştük seninle. P10'lar da Çin'de piyasaya çıktıktan sonra şöyle bir şey ortaya çıktı. Bazı P10'lar ve Plus'lar ikisi birlikte dahil. Ya yavaş donanıma sahiplermiş. Donanım değil sadece bellek. Bellek var. ve depolama. depolama. Ee, şansına. Şansına. Açıklama resmi açıklama geldi bunun üstüne. dediler ki evet biz telefonlarımızı üretirken değişik üreticilerden değişik ürünler alabiliyoruz ama bizim son hani bir telefon asla belleğinden ibaret değildir hani belirleyici olan o değildir bizim sunduğumuz deneyim aynı diye firma açıklama yaptı ya bazılarında DDR3 bazılarında e, 4. DDR4 hani bunların mobil sürümleri elbette e, de e, niye kardeşim hani bu böyle bir şey var mı gerçi bu arada geçmişte Apple da aynı durumda karşı karşıyaydı evet. unutuldu gitti. gitti klasik Apple meselelerinde olduğu gibi e, şeydi yalnız bu kadar yaygın değildi. hani daha büyük depolama kapasitesinde biraz daha hızlı oluyordu depolama hızı. İşte burada da bayağı bir aslında farklı. Hani evet. yonga aynı ama farklı donanım alıyorsun. Evet. Model evet. aynı. Yani sonuçta tamam şey olabilir. aynı sonucu veriyor olabilir ama sen reklamında DDR4 diyorsun. Sonra ben ddr 3lü alıyorum. Niye alayım ki kardeşim? Yani tamam Aradaki farkı belki hissedemem bile. Ama Aynı neyin? parayı veriyorum. Ha, o reklamı görmüşüm, karar vermişim, satın almışım. Ne yazıyorsa o çıksın. Buradan dolayı şimdi Çin'de böyle çıkartmışlar belli. Dünyaya da bunu yapabilecekler mi merak ediyorum. Hmm. Canları yanabilir. Ya da en azından reklam yaparken DDR4 falan muhabbeti yapmayacaksın hiç. Resmi %50 açıklama %50 ihtimal ne çıkarsa. <laughs> resmi açıklamada şey diyor biz diyor onun belleğinin ne olduğunu pazarlamıyoruz diyor şeyde ilanlarımızda tamam falan ama. işte o zaman bak Apple gibi yapacaksın. Apple mesela hiç biliyorsun ayrıntıya girmez. Evet. 32 der, 128 der. Onun 4 mü 3 mü ne olduğunu bilmezsin. Sonradan çıkar Artı Artı başka oraya. şeyler de var. sen zannediyor musun ki dünyadaki editörlere acaba DDR üçlüsü gidecek? Gitmemiştir tabii. Yani Bunlara onlar herkes abi 4 var, 4 var diye bunu pazarlaması dolaylı olarak da yapılıyor evet. aslında Çarşıdan yani. aldığımda tabii. başka telefon alacağım. Evet. Böyle Öyle şey olmaz. Hatta bize gelmedi gelince bizden ne çıkar yani bakarsın? Ben şey ters karşılamıyorum hani firma diyebilir ki kardeşim benim ürünümün son ismi bu ama o zaman bak ayrıntıya girmeyeceksin orada yanıltma yapmayacaksın. Evet. Hı -hı. Evet bir diğer haber Xiaomi Mi 6 duyuruldu. Şimdi Xiaomi'nin özelliği şu büyük en son yongaları hep rakiplerinden işte bilinen rakiplerden işte Samsung'lardan şunlardan daha ucuza satıyor. Şimdi de 600, 600 daha evet 600 dolara e, Snapdragon 835 verecek sana hmm. ve hani tipi falan da bayağı düzgün gözüküyor 6 telefonun. 6 GB bellek. 6 GB bellek tabi. 835'te de belli ki tahmin edilen, hani öngörülen demek istemeyeyim ama yine işte tahmin edilen sık tedarik sıkıntısı falan öyle bir şey yok demek. herkese Qualcomm 835 verebiliyor. Verebiliyor. Yani bu şey falan bunu ucuz ufak miktarlarda üretmeyecektir, Kesin. almayacaktır. Demek ki 835 bol bol var. Hmm. E i̇yi. Süper bir şey çünkü 835. Ha, 600 dolar olması Türkiye'de bu fiyatla geleceği anlamına gelmiyor tabii ki. Türkiye'ye zaten gelişi biraz sorun. Hala resmi olarak yoklar. İşte hepsi burada biraz satmaya çalışıyor. Çünkü işin asıl, asıl şu. Bunu sen Türkiye'de satılması gerektiği gibi satmaya kalkarsan o fiyatları asla koruyamazsın. Koruyamazsın. Tabii. Zaten taksit için operatöre muhtaçsın. E operatör de üstüne güzel bir karını koyacak. Şu olacak, bu olacak. Yok servisiydi, oydu, buydu derken o iş o telefon pahalı oluyor Türkiye'de. Evet. Yine yine azar azar gelecektir. Can yollarla gelecektir evet. ve gene bilenler alacaktır. Evet. Yani büyük kitlelere değil de. Ya orada sıkıntı şu sokaktaki adam bilmiyor bu markayı. Hani evet. ona anlatman için bayağı para harcaman lazım. Onu da yapmazlar tabii ki de. Ee, Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Türkiye fiyatında indirime gitti. Ve yani o rakamlar da... Daha çıkmadan. Evet 500 TL gibi ciddi, ciddi rakam bir rakam yani. yani. Ne oldu yani fiyatlar? 3000 e, 4000 liraya düştü. E, 4500 TL'den 4000 liraya düştü. 4000 e, 5000 liralık modelde 4500 oldu. 500 lira büyük indirim güzel. Yine sonuçta 4500 lira 4000 lira az buz bir para değil ama 500 lira indirim neden olmasın? 5000 lira verenlere de geri ödeme yapacaklarmış bu arada. Daha He. önceden yüksek fiyattan alanlar olmuş. Yapmaları olur. lazım. 5000 lira çok büyük tepki çekmişti. Yani biliyorsunuz olay olmuştu 5000 liraya telefon olur mu diye. Ha şimdi de 4500 lira yani onu veren onu da veriyor zaten de. İşte ama bak şey yapıyorsun ha bir yanda büyük indirim, indirim oldu diyorsun. lira indirim falan. Evet. Ben... Ama bu biraz da kötü etkilemez var abi. Şimdi bunların fiyatı çabuk düşüyor diye He, bir alacak adam da bekler yani. Ya o mesela LG'ye bir eleştiri şeyidir hep. Samsung aynı derece işte fiyatı çabuk düşüyor. Ya bu hani bilmiyorum ki evet bu gerçekten bazı adamların satın alma kararını etkiliyor. Hı -hı. Ama ne bileyim yani. Şimdi şeyler var ya ben hiçbir zaman onları anlayamam. Arabayı alırken satmayı düşünerek alan var böyle. Abi işte beyaz olsun niye prim yapıyor falan. Ya al kullan kardeşim bak keyfine yani yaş ne kadar yaşayacaksın belli değil. <laughs> hani istemediği halde satarken abi kırmızı zor satılıyormuş ya kırmızı almak istediği halde kırmızı almıyor arabayı. Ben bunu çözemiyorum abi hani <laughs> ne bileyim e, telefonda da işte fiyatı düşüyor. Ya düştüyse düştü sen memnunsun satın aldın keyifle kullanıyorsun. Ne al fiyatı düşmüş. Ama işte onu satacak da öbürünü alacak falan filan o hesaplarda. Tabii. O hesaplarla ömür biter. Hiçbir yani. şeyden de keyif alamazsın. Aynen öyle. Neyse yani fiyat inmiş işte yani biraz ee, daha iyi bir haber. Canım. Bir fiyat bir haber. indirimi Tabii. iyi bir haber her zaman. Evet. Ee, bir de eskisi gibi şey değil hani S8 ve hani S7'de bir de Edge modeli vardı ya. Evet. Şimdi evet. o ayrım kalktı. hani işte 4000 liraya. Var. Evet. S8'i al geç yani. Evet. Daha bitmedi haberler S8 Kore'de zaten satışma, satışına başladı. Başladı. Artı e, Microsoft'ta e, Galaxy S8 Microsoft Edition sürümünü çıkacak. Evet. Microsoft satacakmış. kendi satacak. Tek farkı içinde var? Microsoft uygulamaları var. Ha, uygulama yani var. Windows Phone yüklü ha, falan değil. OneDrive Microsoft, Microsoft falan vesaire. Uygulamaları içinde geliyor. O Office falan işte Microsoft'un Android'de bin tane uygulaması var. var. Onlarla geliyor. Başka bir farkı yok. Kore'de de ilk S8'ler insanlığın eline önceden sipariş verenlerin falan eline ulaştı. İşte ekran kırmızı falan diye isyan edenler var. Ya, Onlara şey diye cevap veriyor. Gece mavi ışık filtresini kapatın düzelir diye cevap veriyor falan. Orada bir şu anda bir, bir karışıklık var. Microsoft Edition herhalde buralara gelmez. Evet, tabii ki gelmez. Evet bilgi hack haberimiz var. Hack dünyasından bir tane Rus hacker <laughs> ransomware'i hizmet haline getirmiş. Daha önce de satılıyordu bu yazılımlar mı? Bu adam onun ötesine geçmiş. Bu, bu işi yapmak isteyenlere altyapı hizmeti alt yapı satıyor adam bir ya. Şey yapıyor. evet aynen altyapı satıyor. Hani şey diyorlar çok az kod bilen yani script kedi diyorlar ya o tarz insanlar bile işte 175 dolar verip bu kodu satın alıp başkalarına tuzak kurabilecekler. Ve şey takip edebiliyorsun işte kim, Tabii, kimin bilgisayarına bulaştın kimden ne kadar para yani, aldım. Evet. Hangi bilgisayar o şeye göre Pazarlığa göre veya işte kişinin bilgisayarındaki belki işte verilere göre fiyatı arttırma, ya, azaltma gibi şeyler yapabiliyor. Yönetim sistemi koymuş Elif. Yani acayip bir yere gidiyor durum. bir diğer haber, bu Shadow Brokers grubu daha önce Unix araçlarını yayınlamıştı. Onları hacklemek üzere. Eee şimdi Windows'u hackleyen araçları yayınlamışlar. NSA'den sızan Evet, ha araçlar, NSA'den sızan araçlar ve bunları direkt yani bunun şey iyi niyetle değil. Ya yani aracın kendisini yayınlıyor. Gidip download ediyorsun. Ama şöyle bir şey var hani bir şanstır bu. Windows'un eski sürümlerini kıran araçlar çoğu. Evet. Windows 10 çok fazla etkilenmiyor. Hatta işte Microsoft da bayağı bir yamalamış e, yazılımları. Büyük çoğunluğu son bir ayda kapatmış. Ee, orada da şey diyorlar acaba hani piyasaya açılmadan önce sızdırdılar bir şekilde mı Microsoft'a mi? evet. haber mi verildi bir şekil? Buradan da şeyi anlıyoruz. Hani Windows 10'u beğenmedim, Windows 7 kullanmaya, XP kullanmaya devam edeyim demeyeceğim. Demeyeceğim, Windows onu da en son sürümünü mutlaka kullanacaksın. Onu da en son sürümünü evet. kullanacaksın, evet. evet. Yani bir güncelleme çıktı mı yapacaksın. Sony'den A9 kamera aynasız serisine yeni bir ekleme. Biz işte bunlar 6300 kullanıyoruz. A9 şey, full frame serisinin en tepesine geliyor. Fiyatı çok eleştirildi. Hep yani kimse özelliğini konuşmuyor, Kötmeşiz hızlı olabilir. falan olması bilinen Hı. özelliği de herkes fiyatını konuşuyor. Evet ya Sony bence yanlış yolda çok fazla makine üretmeye başladı, makinesi var piyasada da artık fotoğraf makineleri bütün raporlar gösteriyor ki fotoğraf makinesi piyasası çok daralıyor Nikon'u da Canon'u da hepsi etkileniyor bundan çok fazla makinesi var Sony'nin ve çok seri çıkartıyor bir de güncellemelerini de tak tak çıkartıyor. Ee, bunun özelliği aslında şu. E, hep bahsettiğimiz o içinde bellekle gelen sensör var ya hızlı hmm, tamam. hızlı çekebilsin. İşte bu, bu o, bunda o var. 20 e, kare FPS e, çekim yapabiliyor ve bunu sürekli odaklamayı da yapabilerek arada hani hedef evet. değişti, hareket etti değil. E, hepsini hesaplayarak yapabiliyor. E, bu esnada da sen vizörden kontrol etmeye, çekmeye de görmeye de devam edeceksin. Orada da bir görüntü kaybı yok. Yani süper hızlı bir makine. Güzel. Tamam ama e, fiyatı çok yüksek 4500 dolar demiştik. Türkiye'de de zaten hani dolar kuru bilmem ne derken bayağı uç bir makine olacak. Evet. Ee, Bose kullanıcı verilerini izinsiz takip etmekle ve üçüncü taraflara paylaşmakla suçlanıyor şimdi. Dava açılmış haklarında. Evet, Amerika'da tabii ki. Ee, bir işte kulaklıkları e, çiftleştirmek için bilgisayara bağlamak için yani. eşleştirmek için uygulama Connect var evet. o senin sistemindeki yazılımlara o an dinlediğin müziğe vesaire her şeye erişip Bozen'in sunucularına gönderdiği ve bunu, bu verilerin de daha sonra işlenmek üzere üçüncü taraf bir firmayla paylaşıldığı iddia ediliyor. Adam bir kafaya takmış bunu. ve Evet orada ilginç olan bulmuş. şu adamın biri bu şeylere bilgilere nasıl ulaşmış onunla ilgili bir şey yok orada da hmm. henüz daha ama işte buradan şey düşüneceksin hani bu doğru mudur değil midir mahkeme belirleyecek de hani o kadar çok alanda gizlilikle ilgili evet. durumlar ortada ki yani çok basit bir kulaklık alıyorsun. Onun firması bile işte eşleştirmek için kurduğun şeyler bilgi, bilgi topluyor sen. Bilgi topluyor. Kullanıcı sözleşmesinde de yazıyorlar aslında. Hani o hiç zaman tabii, okumayıp tabii, direkt yazıyor, geçtiğimiz atladığımız şeyler. Tabii ki okuyamıyorsun bunu. Evet. Okusak da bazen anlamıyoruz ki onların dili bile farklı. Evet. Hukuk dilinde evet. yazılıyor. Gayet kaygı verici. Gelişmeler. Yani burada itiraz ettikleri nokta şey şu özellikle sadece senin dinlediğin müzikler vesaire falan değil. Podcastler hmm. yani senin e, ne kadar anonimleştirsen de işte kişisel görüşün, dünya görüşün vesaire orada vardır. Profilini diyorlar. çıkarıyor. Profil çıkarıyor evet. Aynen. Bir de hani çok prestijli firma Hi-Fi firması Aynen. olunca hani bunu ZTE yapıyor, Huawei yapıyor desen ya normal <laughs> uygulama dersin de eee ekstra şok oluyor. Evet. Tamdır arkadaşlarla beraber YouTube videoları izleme hizmeti duyurdu. Ee, şöyle altı kişi bir araya geliyoruz. YouTube açılıyor, hepimiz izliyoruz ve bunun üzerine konuşabiliyoruz uygulama üzerinde. Nasıl Değişik geldi kullanılır? <laughs> Ama ihtiyacımız var mı bilmiyorum açıkçesine. Bir de bizim Türkiye'de internet hızı yetmez buna. Yani bizim de hmm. yüzlerimiz olacak orada aynı zamanda değil mi? Evet. Kabana adı uygulamanın. Güzelmiş. Ee, Spotify'dan iyi bir haber var. Öğrenci sürümünü 7 liraya indirdi. 14 liraya normalde. Nasıl anlayacak öğrenci olduğunu? Ee, senden herhalde bir takım belgeler isteyecek. Ben öğrenci baktım belgesi. E, Akredite olan üniversitelerden. Aynen. Evet. Şey istiyorum diyor. Şey vardı ben onu hatırlıyorum. Mesela EduTR uzantılı şey isterdi Microsoft falan. E-mail evet. isterdi. İşte sanki her öğrenci de varmış gibi Edu veya belki işte şey okuyorum ben ya belgesi ya <laughs> yani 7 <laughs> yani. Öğren, öğrenci belgesini belki işte müşteri hizmetlerine falan göndermen isteyecek yarı fiyatına olması güzel öğrenciye özel fiyat uygulamaları bizde çok işlemiyor Çünkü geçmişte deneyen firmalar hep şeyden Hani mesela oldukça üst düzey modelleme animasyon yazılımları takan, satan bir tanıdık şey dedi. Ya en büyük televizyon kanalları öğrenci bir sürümü almak için geldi bize dedi. <laughs> Devam ettiremedik <laughs> dedi. Artık o da Spotify onu düşünmüştür Şöyle, zaten. Ya, şiir, ben tanımıyorum da Şiir ID diye bir şey kullanıyormuş. Bir firmaya gönderiyor. O ...yapıyormuş o bilgilerin doğruluğunu. Hı -hı. Onunla da paylaşırım diyor. Onu da baştan söylüyor. Tamam. Öğrenci belgesi gitti de senin. Evet. NSE'ye. <laughs> e, FTC Instagram üzerinden... ...reklam yapan kullanıcıları... ...uyardı Amerika'da. E, şeyin belirli olmasını istiyorlar. ya Sen firmayla anlaştın da mı... ...bu şeyi paylaşıyorsun? Reklam yapıyorsan evet. reklam olduğunu söyleyeceksin Belirtiyor. diyor. Evet. yani onlar blogcuları da Amerika'da sıkıştırdılar evet, geçen geçen yıllarda. Abi çok zor bir konu değil mi bu? Yani öyle. Zor bir konu ama ortaya çıkarsa yakarız diyorlar işte. Evet. Ama hayır ben şey diyorum ben hakikaten kullandığım sevdiğim için bir şey söyledim adam da beni, beni gelip bununla ilgili suçlayabilir. Hayır yok şimdi onun ispatlaması i̇şte, lazım. Şimdi işte bu aynı rekabet kurulu olayında olduğu gibi senin e-maillerini vesaireni bilmemlerini yakalayıp da bir şekilde ortaya çıkarırsa o zaman hakikaten cezayı keseriz diyor. Ama sen sevdiğin için paylaşıyorsan zaten bunun zor olduğu için de böyle arada uyarı yayınlıyorlar. Hmm. Hani ispatlaması zor. Çok zor. Hani dikkat edin yakarım diyor. Bir tanesi denk gelir belki ona ciddi ceza verirler. Bir şekilde ortaya çıkarır. Diğerleri ürker. Evet. Genelde böyle yürür bu işler. Ama bunun da hakikaten e, kullanıcıya söylenmesi Aynen. lazım ki e, bir yani. kandırma olmasın, yanlış yönlendirme olmasın. Onun reklam olduğunu bilerek de gene insanlar izler onu. Hatta alacaksa ürünü alır belki fenomen diye bir şey var Türkiye'de tabii, bir pazarlama tabii. aracı oldu onlar bizde hiç kontrol yok bizde hiç kontrol yok tamamen insafa kalmış ilerliyor Google Google örtü güncelledi bu arada evet. Kullanıyor musunuz? Bak, yakın zamana ne kadar olur. her zaman ilk şeyde yüklediğim uygulamalardan biriydi. O tabii çok güzel bir oyuncaktı. İlk çıktığında ya hatırlıyorum yani böyle oyundan fazla onun başında böyle dünyayı döndürüp duruyordum oraya bakalım, buraya bakalım bizim sokak var mı falan müthiş bir şeydi inanılmaz bir deneyimdi. Sonra tabii hevesini alıyorsun birazdan ama bu son güncelleme ile o üç boyutlu binalar falan artık hani çok güzel gözüküyor o gri renkli ha. kaba olaydan ileriye geçmiş tabii birinin yapması gerekiyor yani her binada tabii. tabii. Ya bir de otomatik. Olmuyor. Hazır işte tur rehberi gibi şeyler koymuş. Bir yere evet. götürüyor seni işte. Güzel olmuş. Yani bu bayağı bir Google arka plana atmıştı. Pek güncellenmiyordu. Ama iyi olmuş. Ee, i̇yi ki var. Bir, bir de eskiden uygulama falan indiriyorduk. Şimdi de direkt web'den direkt çalışıyor. 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 Ben uygulamasını seviyorum. Chrome demişken Google Chrome'a kendi et bloklama sistemini getireceğini. E, görüyoruz. Kendinden bu, başka herkesin bloklayacak. Herkesin ilk yorumu bu oldu Levent abi evet yani diyor ki bak ya aslında mantık şu. şu çok rahatsız edici olanları evet. bloklayacağım işte pop-upları vesaire otomatik başlayan videoları. Aslında çok mantıklı diyor ki Google düşüncesi şu diyor ki ben bunu yapmazsam sen zaten gidip başkasınınkini alıyorsun ve o her şeyi blokluyor. Ya bu ad blokun üstünde önünde duramayacağız mantığıyla evet. bari biz kontrol edelim. Hı -hı. Çünkü tarayıcının içinde gelecek sen işte AdBlock Plus vesaire falan eklendi. Arama. Biz zaten Biz tatmin edecek var. kadar. Evet. evet Tatmin edecek kadar engelleyeceğiz çok rahatsız edici olanları. Diğerlerini de işte göstereceğiz sana. Yani yine orada kontrolü bırakıyorsun. Evet. Geçen hafta hani şu Google'la ilgili OK Google'ı tetikleyip bir reklam, reklam yaptırmışlardı. Reklam vardı ya şimdi Google ama bu hafta güncelleme geldi. 6 kişiye kadar ses tanıma özelliği var artık. Ses tanıyor. Biraz geç değil mi yani bu değil olaylar olmaz. Ama lazım hani yani. acaba bu hepsi danışıklı dövüşmüş Her şey olabilir, olacak. sadece Tabii. ses tanıma da değil. O senin hesabın onun içinde artık kayıtlı oluyor. İşte Google bugün benim randevularım dediğin zaman seni tanıyıp senin randevularını getiriyor. evet. Evet. Yani özelliği o, o asıl. Güzel. <laughs> Google Play arayüzüne bazı hayatı kolaylaştıran özellikler eklenmiş. Ya yani bir güncelleme oldu da pek öyle hayatı kolaylaştıracak bir şey de ben fark edemedim ya. Yani benim şöyle hayatımı benim kolaylaştırıyor. Bizim buraya telefon incelemeye geldiğinde uygulama yükleyecek oluyoruz. Daha önceden yüklediğimiz uygulamalar. Orada şimdi 100 tane hatta belki bizde daha da fazla teknosehir kullanıcısında yüzlerce uygulama arasından seçmek zor oluyor. Şimdi o yüklenmiş uygulamalar arasından alfabetik sıraya göre onlar alfabetik sırada değildi. Evet, Değil saçma Anlamsız sapan bir, bir sıralaması vardı. Şimdi istediğin gibi son kullanılanlar alfabetik sıraya göre dizme vesaire bir sürü zaten olması gereken çok basit özellikleri evet. getirmişler oraya. Hı -hı. İyi. Ee, Mac ve iOS kullanıcıların iyi bildiği bu hatta iWorks paketi vardır onların İşte iMovie Pages şu bu bir sürü böyle uygulama var. Yeni bilgisayar aldığın zaman bedavadır onlar. Yeni telefon ve bilgisayar evet. aldığında 2013'ten beri içinden bedava çıkıyor sana. Artık toptan bedava olmuş. Artık herkesi çünkü şey problemi yaşanıyor Murat ikinci el aldıysan e, senin account'unla ilişkilendirilmediği için o cihazda onları kullanamıyordun. Evet. Ben mesela iPhone aldığımda önce TeknoSphere kullanıcısına test edelim diye etkinleştirdim. Ben kullanamıyordum. Ona kaydetmiş hmm. o hediyeleri diyeyim. Şimdi ama serbest bırakıldı. Herkes kullanabilecek. Pages, Keynote, Numbers, GarageBand. Ya ve iMovie uygulamalar hani iMovie, iMovie ile GarageBand özellikle onlar evet. çok güzelmiş. çok bayağı güzel iyi uygulamalar devamının gelmesini de bekliyoruz. Evet. Apple şey her ne kadar araba yapmayacak etmeyecek diye haberler çıktı ama Kaliforniya'da sürücüsüz araba testi için izin almış. izin verilmiş daha doğrusu. İzin verilen firmalar arasında evet. girdi. Ee, Orada Yani şey şu olabilir. Araba yapmak zorunda değil. Araba o lisini alalım. Evet. <laughs> ya da şey şeye bağlıyorlar. Kendi daha önceki konuşulanlar kendi arabasını yapacaktı. Hmm. Şimdi ondan vazgeçildi işte bazı mühendisler işten çıkarıldı falan haberleri sızdı. Ama proje bırakılmış değil. E, bu sistemi yapalım. Kendi kendine giden arabanın sistemini biz de yapalım. Şeyle bağlantıya koy, sokuyorlar bunu da. Arttırılmış gerçeklik üzerine çalışıyor Apple. Hı hı. Hatta yeni iPhone'da bunun bir şekilde olacağını söylüyorlar. E, bu ikisi aslında birbirine benziyor. Hani ortamı test edip işte görüp ona göre işte bir şeyler çıkarmak veya ona göre Aksiyon almak, arabayı yönlendirmek. Bu ikisini birleştirip bir şekil bir sistem üzerinde çalışıyor deniyor. Gene tabi bunlar kulaktan dolma, sızma bilgiler. Evet. Ama hani kesin olan bir şey varsa böyle bir izin almışlar. Evet. Bir şeyler yapılacak. Evet. Bilgisayar teknolojisinin öncülerinden Robert Taylor ölmüş. Evet. Bu da gerçekten ilk bilgisayarlar arası yazışmayı yapanlardan birisi. Önemli isimlerden birisi. İlk... gönderilen yazı... Lo. Login'in... <laughs> login yazacaklarmış ama Kalmış. bilgisayar çöktüğü için sadece Lo'su gitmiş. <laughs> ama bir yandan da anlamlı çünkü Lo... şey demek... şimdi... böyle işte... saz aşığı... barda işte... tavernde falan bir şey anlatacağı zaman Lo diye başlıyor sözü. O şey demek hani alo bak... hani bir evet. şey anlatacağız sus beyler. Muhabbeti kesin demek o hmm. aslında hani bir yandan bir oyun dolayısıyla anlamlı olmuş. Ee, Parkinson hastasıymış zaten hmm. işte hayatını kaybetmiş. Huzur içinde yatsın evet. evet. Teknoloji öncüleri birer birer, Bire birer birer gidiyor. Oyun dünyasına geçeyim. İlk Starcraft bunun haberini yapmıştık ücretsiz oldu download edilebiliyor şu anda. Ama Biz çalışıyor remaster mu? Remastered çıkacaktı ya ben. Evet ee, şöyle işte onu diyeceğim. Bu o değil. Ee, şu an klasik Starcraft eski, oynuyorsun. Eski Starcraft oynuyorsun. ama Çalışıyor. Da, evet çalışıyor. Sorun ama yok. yani o, oynamak ister misin? <laughs> Görüntü yani, kalitesi o kadar düşük. Ya onun ki. şeyi 640-480 falandır çözünürlüğü. Aynen. 4K ekranda nasıl olacak? İşte, cool. Güzel olmuyor zaten. O yüzden remastered'e al diyor adamlar sana. Hmm. Hani böyle bir şeydi, İyi Güzel olmuş. bir oyundu. Kaçırma. Hatırla e, al diyor. Peki. E, GOG'da ise Saints Row 2 bedava. Şu o, anda. da, o da eski bir oyun. Ben Saints Row serisini çok severim. Çünkü eğlencelidir. Yani o e, şimdi Grand Theft Auto'ya şey ya bu suç simülatörü falan diyorsun. Çünkü orada hani bir ciddiye alma kendini durumu var. Bu tamamıyla karikatür burada her şey. Bence çok eğlenceli bir oyun ama iki tabi biraz eski. Eski tabi. Eski. Yani e, işte ya ben serisi bende olsun falan diyenler için bedava haber verelim. Öbürüzleri de indirimde. Hmm. Üçü dördü falan hani ilgilenen olursa duyurulur. Bu GOG'da da Steam'de de indirimi var. Esas güzel haber Full Throttle Remastered çıktı. Evet. Benim için çok önemli bir oyun. Benim aldığım ilk CD'deki hmm. oyun buydu. Tabii kopyaydı. Hatta şey vermiştim. Bir başka bir oyunu verip bunu almıştım. Üzerine de bir ton para vermiştim. Böyle TDK disket çekili. Full Throttle. Müthiş bir Lucas'ın son ...oyunlarından birisi. Tabii bu dedim 1995'te... Hmm. <laughs> ...çıkıyor. Yapılmış en müthiş... ...adventure oyunlarından birisi. Şimdi o oyunları sevenler için... ...çok güzel bir ay yaşadık. Hem bu... ...Maniac Mansion'un falan ya. yapımcılığının... ...yeni oyunu Timbalweed Park çıktı. Yapmıştık haberini. Hem de full aynı yine ekibin... ...Full Throttle'ın da işte yenisi çıktı. Ve Steam'de... ...20 lira falan gibi bir fiyata Öyle. satılıyor... Bence süper, harika yeni bir haber. nesil oyuncular sever mi peki? Bence severler. Ya tamam, şimdi biraz hani bunlar bulmaca çözme oyunu. Evet. öyle Doom oynar gibi anlık tepkiler, sana verilen tepki anlık, senin verdiğin tepki anlık. Öyle değil tabi. Adama tıklıyorsun, şuradaki kutuyu al diyorsun, o böyle gidiyor adım adım, alıyor falan. Ama, ama... esprileri güzeldir. Tabi İngilizce gerektirecektir. Evet. Ama yani orası söyle. Eğer bu engeli aşabiliyorsan çok güzel espriler var. Çok güzel müzikler var. Full Throttle'da ana karakteri se seslendiren adamın sesi bir olaydır. Muhteşem bir ses. O adam da o oyundan bir iki sene sonra öldü. O yüzden bir ikincisi üçüncüsü yapılamadı. E, Roy Conrad olması lazım adı. Müthiş bir ses bence. E, önemli bir şey fiyat da çok yüksek değil Evet, Bence hani alınır. İnternetten icabın daha bulmacalar zor gelirse çözümüne bakacaksın. Öyle oynayacaksın. Evet. Ee, yerli oyun girişim haberi. Evet. Google. Google. Bu da Greenlight'ta destek bekliyor. Destek bekliyor. Linkini verdik. Yerli korku temalı bir oyun. Daha çok hani böyle gameplay falan ortaya çok bir şey koymamışlar ama çalışıyorlar. Hani müziğiyle evet. Unreal Engine evet. Teknolojisiyle çalışıyorlar arkadaşlar destek bekliyor. Bu bahaneyle şeyi de söyleyelim hani başka böyle oyununun haberini veren arkadaşlar falan da oluyor. Hepsine yer veremiyoruz çünkü yetişemiyoruz. Hı hı. Ee, Özellikle bu, mobil oyunlar çok var yani. Öyle öyle hani orada ben kendimi de kötü hissediyorum çünkü daha çok destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum bu girişimlere. Hepsine yetişemiyoruz zaten ana işimiz işte en başta da söyledik başka bir bahaneyle oyun değil. Ee, ama bazen işte böyle denk geliyor planımıza programımıza ekliyoruz. Daha iyi ne yapılabilir her zaman kafamda. Bendeki haberler bu kadar bir şey değil. Bence diyorsunuz. de böyle. Ben önümüzdeki hafta olmayacağım bir seyahatim var. Hmm. Siz kotaracaksınız gündemi. Evet. O da çok kötü bir şey sayılmaz. <laughs> ee, şimdiden ee, hoşçakalın ee, değil herkese. Sen evet. bir sonraki hafta geleceksin. Evet ben iki iki hafta olacak 15 gün yokum ortada yani. Peki, peki. Peki. Bir sonraki gündemde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.